Hepinize selam dostlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. City Driver 3. bölüm diyelim. Farklı bir görev bugün yine bir deneyelim. Elin altında Ferrari var. Tabii ki de görev için uygun olmayacaktır muhtemelen. Arabayı da değişmek zorunda kalabilirim ama belki Ferrari ile de yapabileceğimiz görevler vardır. Süre görevi olabilir bu. Başka bir şey olabilir. Daha önce iki tür görev yaptık. Bir kutu teslimatı ya da kargo teslimatı. Diğeri de lastik üzerineydi. Ama lastiği adam akıllı yapamadık. Bakalım bunda ne değişecek? Bir şeyler olacak mı? Ferrari'ye özel bir görev var mı? Anlayacağız. Vay 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 vay. Şu araba üstündeki araba logosu olmasa güzel görünüyor be. Ferrari'mize bak kardeş. Ateş ediyor Ferrari daha. Golf de bizim, Mercedes de bizim. Zaten trafikte de bize kullandırdığı arabalar var genel olarak. Şöyle bir girelim içeri. Aman 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 nereye geldik? Yine bir takala takala gidecek Muto'nun. Oy! Nerede az önceki ses ya? Çalışırken ses var, sonrasında yok. Sinyal verelim de. Ferrari sürüyoruz abi, dikkatli olmamız lazım. İçi de güzel. Ama böyle lıpır lıpır oynuyor, fark ediyorsunuzdur siz de. Kamera açımı değiştirmem lazım. Nerede değişiyordu? Heh. Böyle daha iyi. Adam nereye kayboldu? Hehehehe 140'a çıktık bile. Aa. Bu ne görev böyle? Bizim yapabileceğimiz bir görev değildir tahminimce. Yine bir bakalım. Kapıyı kapat. You can interact with the location sitting inside market area requiring some mission and tasks. Tamam. Ne interaksiyonu varmış? Yoksa araba mı yıkıyor burası? Anlamadım. Arabayı yıkama ve cilalama noktası mı? Bazı görevler hiçbir şey anlatmıyor ya. Sadece interaksiyon varmış. Drugstore, ilaç, eczane gibi bir şey galiba anladığım kadarıyla. Yemek yiyebileceğimiz yer var. Etkileşime girebiliyoruz. Tamam, bunlar görev değilmiş arkadaşlar. Vehicle with space. Bu mağazalar falan var bak. Elektronik mağazası varmış. Kimi mağaza şey kimi görevlerde de denk gelebilirsin diyor. Drive to location to start the mission. Shopping spree. Bu görevi belki yapabiliriz. Yo, bu drugstore diyor lan. Farmasi burada. Travel agency. Hunger Games. Gel şuna gidelim ya. Hunger Games ismi birazcık daha mantıklı bir şeye benziyor. Bu arabayla yapılabilecek bir şeymiş gibi duruyor. Abi Ferrari'da. Geçtirtme seni. Freni çok ani. Hadi be. Ne ışıkmış.
geç. Speed 50 burada. Böyle de çok sıkacağım ama Ferrari'nin vardır ama 50 kilometrenin üstüne sıramıyorsundur gibi. Kamera tuşum buradaymış. Okey. Hadi be. Şuranın umumuzu çekelim. Abi yürüyelim arabayı bırakıp kenara. 30 niye hız mı olur be? Çok kötü sürüyor şu an. Biraz içeri geçelim. İçerisi de çok kötü. Dışarıda böyle şehir falan ortam çok güzel. İçeri girince böyle kapanıyorsun simsiyah. Bir de biraz uzak gibi iç kamerası. Onu ayarlardan belki yaklaştırılabiliyordur. Bakmak lazım. Fizik olsa işte pati atabilsen falan. Birazcık daha eğlensen. Hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor araba yalnız. Yanına gelin niyetini verin. Nasıl ya? Çizgi geçtim diye red light dedim. Lan öküz gibi yer var ya, bir git. Görev burası. Şuradan şöyle. Hazard ışıklarım hangisiydi bakayım. Bu değil. Bu değil. Şöyle bir park edeyim. Manuel olsa daha iyiymiş. Start. Ne yapacağız peki? Drive to grocery store. Abi koşarak mı gideceğim? Arabam niye? Arabam niye ışınladınız ya? Bu nasıl bir görev böyle?
park sorunu yüzünden mi arabamı aldılar yoksa? Genel olarak görev mi böyle acaba? Ha yaş. Koşarak mı gitmem lazım harbiden ya? Soldaki mi sağdaki mi hangisi daha yakın anlayamadım. Neyse gidelim bir. Şehri keşfetmemizi istiyor herhalde. Kendi sundukları araba dışında trafikte de araç yok ya. Bu çok kötü. Daha fazla araba modelleyememişler gibi sanki. Drive to diyor bak. Go to demiyor yani. Arabayla sürüp gitmemiz lazım ama benim arabaya ne olduysa anlamadım. Taksi var orada. Taksi! Kapanmadan yetiş diyor. Kapanmadan yetiştik. Tamam, okey, yaptık. Yani olması gereken bu galiba. Koşarak gitmeniz lazım Hunger Games'te arkadaşlar. Trafik kurallarına uymuş olsaydım böyle bir sorun da olmayacaktı ama trafik kurallarına uymadım birazcık daha. O da benim hatam. Şimdi burada başka etkileşime geçebileceğim bir şeyler var mı? Mesela görev dışında buraya girmeye çalıştım. Yani interaksiyon. Galiba hiçbir şey olmayacak. Sadece görev için konulmuş bunlar. Bu da misal bak. Bir esprisi yok. Arabayı değiştim. Ferrari'den çıktım. Zaten arıza vermişti. Şurada da hazır yeni bir görev vardı. Ama bu değil. Konumuna göre görev değişiyor herhalde. Neyse o da çok uzak değil zaten gitmek istedim. O görev denememiştim. Bir de onu deneyelim. Şimdi bu elektrikli. Şarjım da var. Şarj etme yerler var bunların zaten. Haritada gözüküyor. Şimdi Tesla'nın da iki tür Tesla'sı vardı. Oyunda hatta 3 tane var. Biri Model E, biri Model Y. Bir de Model E'nin performans dediği daha güçlü bir seçeneği. Ben performanslı olan aldım. Bakalım güzel mi gidiyor şimdi. Kopacağım birazdan. Gazı açınca biraz hissettiriyor sesi de çok çok az ama. Speeding yapmamaya çalışayım. 5 yıldız alır mıyım diyeceğim de speeding yapmayacaksam da niye bu arabayı aldım o zaman değil mi? Her yerde 50 ya yeter be. Güzel yapıştırdı. Ekarımızda geçti gitti herkes. Hani bir bize mi ya bu cezalar? Araç gerçekten güzel gözüküyor. Ya çık sonra çarpınca olan bize oluyor. Bu arada oyunda foto mod da var isterseniz. Sinyal çok belli olmuyor dışarıdan ya. O tuşuna basıp misal istediğiniz konumdan foto moduna geçebiliyorsunuz. Bakın şu an içerideydim. O yüzden içeriden devam ediyor. İsterseniz içeriden böyle fokusunu da F'ye basıp netleştirebilirsiniz diyeceğim de galiba netlemeyecek çünkü içeriği net yapmamışlar mı yani? Galiba içeriği çok şey yapmamışlar. Net olsun diye uğraşmamışlar. Dışarıdan fokus sıkıntısız çalışıyor F'ye basıp. Herhangi bir arabaya bu arada. Yani sınır ne bilmiyorum gitme konusunda ama şuraya geldiniz netleyin. F'ye basıyorsunuz netliyor. Güzel bir fotoğraf modu var. İş görür. Enter'a basıyorsunuz fotoğrafı çekiyor. Yukarı aşağı var. Rotasyonu var. Gibi gibi. Neyse şuradan bir dönelim. Yolumuza bakalım. Hadi abicim kim bekliyorsun siz orada ya? Sanki otobüs bekliyorlar. Gelen giden kimse de yok. Ne oluyor lan? Süzülüyor yolda bu hızlandıkça.
Oy. Güzel bir deneyim. Bir de hissetse, yapışsa böyle koltuğa. 130'dan sonrası yok gibi bir şeydi. Ama oraya kadar inanılmaz güzel bir deneyim. Ama sen nereden çıktın? 156'ya çıkmışız bu arada. 130'dan sonrası varmış. Ben görmedim herhalde. Bak. Bak. Bilerek denk getiriyorlar. Biri yorumda da yazmıştı bunu. Yani gerçek hayattaki gibi arabalar insanlar önüne atlayabiliyor. Yani senin hızına göre bir nevi adapte oluyorlar. Görev sağda mı? Niye arkayı da gösteriyor? Anlamadım. Dön artık ya. Lan benim görevim öbür taraftaydı ya. Kaza yaptıkça ben nereye yönlendirdim? Çıkacak mı birisi? Bak bak bak, çıkıyor sürekli. Teşvik ediyor, hızı yapma diyor. Adam çıkarır önüne. Hızla beraber de yani her şey süzülüyor önünde. Görüş bayağı azalıyor. Solda sarı Ferrari. İleride Ferrari, Tesla'lar. Toplam 6 tane araç var oyunda çünkü. Trafikte her yerde aynı arabalar. Cık. Ben çoktan geçmiştim de çarpmasaydım tabii. Oy 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 oy. Masasız düşün neler olacak yani. Ben şöyle bir döneyim. Şimdi burada park yeri yok. Görevim de sağ tarafta. Anladığım kadarıyla. Heh, görev orada. Park yeri varmış aslında. Direkt giriş noktası var şurada. Arabayla gidip interaktiviteyi yapabiliyor muyum? Yapılıyor galiba. F'e bastık. Aa. Yeni bir araba verdi. Allah Allah. İlk defa Golf'e geçtik. Enteresan. Manuel değil ama otomatik. Manuel verseydin be. Çalıştığını hissedemedim aracın. Oo, özledik golf kardeş. Seviyorum ben bu golf işini ya. Çok hızlı olmayan böyle ama aynı anda da çok yavaş olmayan. Ya böyle herkesin erişebileceği bir araç sürmek daha keyifli geliyor hep. Çıkışı kaçırdım tabii. Thank you very much. Ama neden beyaz renk? Burada limit yok. Hadi. Bak.
Ya abi şaka gibi sürüyor bu arkadaş. Bilerek mi yapıyor anlamadım. Arkada netiş olsaydı acaba pati atıp U çekecek miydi, götünü atacak mıydı? Geldik. Tamam. Set drive mode to parking diyor. Okay. Leave the vehicle. Çıkıyorum. Car repair. Arabayı tamire getirmişiz ya. Bu muymuş görevimiz be? İnteraksiyonlar işte böyle oluyor gördüğünüz gibi. Sanırım olmayış iyi ama. Çoktan 200'e gitmem gerekiyor. Daha önce 130'a gidiyordum. Şimdi arkama gelmişsindir sen. U çekilmeyecek yerden yine U'mu çekeyim. Çok kötü yerlerden dönüyorum. İşte bu yüzden golf eğlenceli bak. İstediğini yapabiliyorsun. Manuel olacak. Arabayı kapatalım. Tamam. Leave the vehicle. Bırakıyorum arabayı. Okay. Bir de fotoğrafı çekeyim. Aa, SS alacaktım ama be. Kurallara uysaydık çok daha güzel olacaktı. Ama güzel, keyifli bir bölümdü. Keyifli bir görevdi. Böyle görevler olsun işte yani. Tabii nereye katkı sağlıyor, ne oluyor, testler falan yapıyoruz. Yıldızlar veriyor, bir şeyler veriyor da. Hiçbir esprisi yok tabii. Görevler. Mission Destinations olacaktı tabii. Bak elektrikli araç görevi varmış. Bir sonraki bölümde de onu yapalım abi. Güzel. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz dostlar. Bu oyun devam edecek ama çok değil. Bir iki bölüm daha yapacağız. Yeni görevler geldikçe onlara da bakıyor olabiliriz. Hatta elektrikli arabanın ardına belki o lastik görevini de bağlayabilirim. Bu sefer düzgün yapmak şartıyla. Herhalde gidip o istediği bölge var ya, turkuaz bölgesi yuvarlak. O bölgenin içinde F'ye basacaksın. Aksiyona orada gireceksin. Dışarıda girdiğin zaman saçmalıyor çünkü. O şekilde yapıp belki diğer yapamadığım görevleri de yapıyor olurum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye.